Herkese merhaba Nefis Satar Durağan'a hoş geldiniz. Bugün mini mini ekmekler hazırladım. Evde ekmek yapması oldukça kolay. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 1,5 su bardağı ılık su, 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Maya aktifleşene kadar birkaç saniye boyunca karıştıracağım. Lütfen uzun süre karıştıralım ve tamamen erimesini sağlayalım. Ekmeklerin çok güzel bir şekilde kabarabilmesi için Ardından 5 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Sizler dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tarifim için 4,5 su bardağı un kullandım. Unu lütfen kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Bu sırada yine üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Evet artık spatula içerisinden çıkartıyorum. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ortalama 6-7 dakika boyunca hamuru yoğuruyorum. Hamurun kıvam alması ve özleşmesi oldukça önemli. Hamurun kıvamı ne çok fazla sert ne de çok fazla yumuşak olmalı. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim. Hamuru yavaş yavaş elimi bırakmaya başladı. Hemen yoğurma kasesinin içerisinden alıyorum. Masanın üzerinde yumruklayarak hamuru yoğurmaya devam edeceğim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Biraz da hamuru parçalayarak yoğuracağım. Evet şöyle bir de yakından göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi hamur daha henüz kıvama gelmedi. Parçalanmaya devam ediyor. Bu şekilde olmamalı. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar yoğurmalıyız. Bu tarifle artık dışarıdan ekmek almaya son. İstediğiniz büyüklükte istediğiniz şekilde ekmekler yapabilirsiniz. Sadece un, su, tuz ve maya ile harika ekmekler yapıp buzdolabında da saklayabilirsiniz. Evet artık hamur elimi bıraktı. Pürüzsüz bir kıvama geldi. Toparladıktan sonra yoğurma kasesinin içerisine alıyorum. Üzerini kapakla ve temiz bir bezle kapatacağım ve 45 dakika boyunca mayalandırma işlemine bırakıyorum. Burada da mayalandırdığımız ortam ne kadar çok ılık olursa mayalandırma süresi o kadar kısa yenecektir. Hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. İlk havasını aldıktan sonra masanın üzerine çok az miktarda un serpiyorum. Hamuru masanın üzerinde toparlamaya devam ediyorum. Birkaç saniye dahi olsa hamuru toparlayalım. İçerisindeki hava kabarcıklarının tamamen sönebilmesi için bu sayede ekmeklerimizde maya kokusu olmayacak. Hamuru toplamda 9 eşit parçaya bölüyorum. Ardından beze haline getireceğim. Bezelerin aynı büyüklükte olması oldukça önemli. Elimizde yuvarlayarak kolaylıkla anlayabiliriz. Video'mun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Bezleme işlemini tamamladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine bezeleri aralık bırakarak yerleştiriyorum. Bezeleri uzun süre tepsi mayasına bırakıyorum. Bu yüzden aralarında çokça mesafe olması gerekiyor. Çok güzel bir şekilde kabaracaklar birbirlerine yapışmaması için. Evet ekmeklerin ilk aşaması tamam. Hemen üzerine kapattım ve 30 dakika boyunca tepsi mayasına bıraktım. Aradan 30 dakika geçti. Bezeler çok güzel bir şekilde kabardı. Bıçak yardımıyla üzerine çizikler atıyorum. Sizler kullanılmamış jiletle de bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Oldukça narin davranıyorum bezelerin havalarını söndürmemek için. Bir defa daha yapmıştım küçük ekmeklerden aralarına tereyağı koymuştum gerçekten çok lezzetli oldu. Sayfamda bulabilirsiniz hatta açıklamalar kısmına linkini bırakıyor olacağım oradan da ulaşabilirsiniz. Evet tüm ekmeklerin üzerine çizikler attıktan sonra yine fırça yardımıyla su sürüyorum. Bu sayede ekmeklerin yüzeyi çok güzel bir şekilde kızaracaktır. Yine ben bu işlemi yaparken fırını açtım şu anda ısınıyor. Tüm ekmeklerin yüzeyine su sürdükten sonra yine çok az miktarda un serpiştireceğim. Evde ekmek yapmak gerçekten çok kolay ve çok lezzetli. Sadece önemli püf noktalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Ekmek tarifini denedikten sonra sizlerin de favori tariflerinizden bir tanesi olacak. Bundan çok eminim. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet tüm ekmeklerin yüzeyine çok hafiften un serpiştirdikten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik alt üst ayar fırında pişirmeye göndereceğim. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alacağım. Atlamadan hemen söylemek istiyorum. Ekmekleri fırına gönderirken alt tabanına bir kase soğuk su koydum. Ekmekler suyun sayesinde buharlaşacak ve yüzeyi çıtır çıtır, içi yumuşacık olacak. Ekmeklerin üzerini kapattım. 5 dakika kadar beklettim ilk sıcağının geçmesi için. Sizlerin de gördüğü gibi altı ve üstü nar gibi kızardı. Ekmekler benim fırınımda 35 dakika içerisinde pişti. Lütfen kontrollü olalım. Bir de şöyle iç dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık oldu birkaç saat boyunca beklettiğimiz zaman ekmeklerin yüzeyi de yumuşacık olacak aynı içerisi gibi. Evet görmüş olduğunuz gibi ekmeklerde asla hamurlanma olmadı. Garanti bir tariftir. Tarifime çok güveniyorum. Sizler de bana güvenerek bu tarifi yapabilirsiniz. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.